Esselatu vesselamu ala Rasûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel âlemin ve ya ilâhel âlemin. Ya Rab, şu mübarek Ramazan ayında evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında iftar sofralarında sana iman edenleri, bizleri bir araya getirdin. Ya Rabbi, mahşerde de arş-ı alanın gölgesinde toplanmayı nasip eyle Allah'ım. Habibi Edi bin Muhammed Mustafa müjde verdi oruçlulara ve buyurdu ki, oruçlu için iki sevinç zamanı vardır. Birincisi, dost sofralarında dünyada iftarı ettiği anki sevinci, ikincisi de mahşerde orucunun engin mükafatını gördüğü andaki sevinci. Ey Rabbim, burada bizleri dünya iftarıyla sevindirdin, mahşerde de oruçlarımızın mükafatıyla Reyyan kapısından cennete girmeyi ve ebedi saadete ermeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Yılmam ölümden yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm isterim, yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Ya Rab, şu iftar soframızı rahatça kuralım diye savaş meydanlarında din için, vatan için fedai can eden, şehit olan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ya Rabbi. Onların ruhlarını da şad eyle Allah'ım. Geçmişlerimize de gani gani rahmet eyle. Bizleri Ramazansız bırakma Allah'ım. Lillahi Teala'l-Fatiha. Sayın Başkanım, kıymetli Süleymanpaşalılar, gönül sofralarımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere bizleri bu anlamlı iftar sofrası etrafında bir araya getiren Süleymanpaşa Belediye Başkanım Sayın Cüneyt Yüksel'i sahneye davet ediyorum. Efendim canım. Geldim abi. Kıymetli hemşehrilerim, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yüce Mevlam sevdiklerinizle birlikte nice nice Ramazanlara, nice nice güzel bayramlara ulaştırsın diye ben de dua etmiş olayım. Kıymetli hemşehrilerim, çok zor günlerden geçtik. Geçtiğimiz son 4 yıl içerisinde pandemiyle karşı karşıya kaldık. Ciddi anlamda vatandaşlarımızı kaybettik. Daha sonrasında bütün dünyayı sarsan ciddi bir ekonomik kriz oldu. O dönemde de çok ciddi sıkıntılar çektik. Ama en son bundan yaklaşık 1,5 ay önce 11 ilimizde yaklaşık 50 bin vatandaşımızı şehit verdiğimiz, depremde kaybettiğimiz çok büyük bir afatla karşı karşıya kaldık. Yüce Mevlam bu güzel sofralar hürmetine, edilen dualar hürmetine milletimizi bir daha böyle kötü insanlarla imtihan etmesin diye dua etmiştim olayım. Gerçekten bu topraklarda yaşamak zor. Bu topraklar üzerinde hesap yapanlar çok. Ama bu milletin birlik ve beraberliği daim olduğu sürece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu topraklar Allah'ın izniyle düşman bozuna çiğnenmeyecek. Ben de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için canını vermiş, şanlı al yıldızlı, al bayrağımız için canını vermiş, ezanlarımız için canını vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Kıymetli başkanımıza konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bu güzel sofranın hayırseverleri Fedai Yüksel ve Kadir Mutlu'ya da şükranlarımızı sunuyoruz. Küçükler sandalyelerini alıp ön tarafa gelebilirler. Hacivat Karagöz gösterisi biraz